Hoş geldiniz. Öncelikle bu 4 hafta boyunca Alman düşüncesinin önemli denebilecek bir bölümünde, döneminde sanat ve aşkınlıkla ilgili olarak birlikte düşünülebilecek bir şeyleri tartışmaya çalışacağız. 4 haftalık program zaten belli. Şimdi zaten süremiz de çok uzun olmadığı için şöyle bir hızlıca başlayayım. Yavaş yavaş zaten şey olacak. Soruları da şeyin sonunda önümüzdeki hafta cevaplamak üzere almayı daha doğru bulduk. Şimdi öncelikle bir küçük alıntıyla, biyografik bir şeyle başlayacağım. Goethe'nin Türkçe'ye de çevrilmiş olan Şiir ve Hakikat isimli otobiyografisinden, bunun ikinci bölümünün 8. kitabından birkaç cümle okuyacağım, atlaya atlaya tamamen bütün bir sayfayı değil de. Şöyle başlıyor: hem sanatla hem de antik dönemle ilgili bütün uğraşlarda herkesin aklına gelen ilk kişi, başarıları Almanya'da coşkuyla karşılanan Winckelmann'dı. Onun kitaplarını dikkatle okuduk, ilk yapıtlarını hangi sebeple yazmış olduğunu kendi kendimize bulmaya çalıştık. Atlıyorum. O sıralar Winckelmann'ın İtalya dönüşü, bu soylu dostunu ziyaret edeceğini, Leipzig'ten geçerken Özel'e uğrayacağını, böylece bizim de onu bir şekilde göreceğimizi büyük bir sevinçle öğrendik. Onunla konuşmak gibi bir talebimiz yoktu ama onu görmeyi umuyorduk. O yaşlarda insan her olayı eğlenceye dönüştürdüğünden, Dessau'ya at ya da arabayla gidip arkadaşlarla buluşmak için sözleştik. Sanat eserleri sayesinde muhteşem olan bu güzel yörede, İyi yönetildiği kadar göze hoş görünen şeylerle donatılmış bu yerde amacımız gözümüzü dört açıp kendimizden çok üstün bulduğumuz o insanları sokaklarda dolaşırken görebilmekti. Düşüncesi bile Özer'i heyecanlandırmaya yetti. Winckelmann'ın ölüm haberi bizde güneşli havada çakan şimşek etkisi uyandırdı. Son bir cümle: birçok olağanüstü insan gibi o da kaderin hazırladığı tüyler ürpertici bir sonla ödüllendirilmiş oldu diye okuyacağım kısım bu kadar. Kimdir peki bu Joachim Winckelmann? 1717 yılında doğmuş kendisi ve az önce okuduğum işte o ölüm haberinin geldiği günde 8 Haziran 1768. Kim olduğunu biraz daha iyi tanıyabilmek için size şimdi bir onun şeyinde tablosunu da göstermek istiyorum. Görüntü belki biraz yavaş gelebilir. Çok genç yaşında ölmüş olduğunu bir kere daha söyleyelim. Kendisi Alman, sadece Alman düşüncesi veya işte sanatla ilgili olarak Alman düşüncesi değil, bütün Avrupa'yı da etkilemiş bir insan ama özellikle tabii Alman düşüncesinde bir yeri var. Günümüz arkeolojisinin, sanat tarihinin kurucusu olarak ve çok büyük büyük övgü dolu sözlerle hep anılır çağdaşları tarafından ve sonrası tarafından da. Ve tablodan da anlaşılacağı üzere gösterişli giyinmeyi seven bir insan kendisi. Ve işte Goethe'nin de buluşmayı, orada bulunmayı hayal ettiği, o işte varmaya çalıştığı yere doğru yolculuğunda Han'da Han'ın aşçısı tarafından yanlış hatırlamıyorsam bıçaklanarak öldürülüyor. Bunun nedeni işte hani kıyafeti dolayısıyla zengin biridir, parası vardır, onu işte o amaçla mı öldürüldü? Eşcinselliğini saklamayan biri, bununla ilgili olabilir diye spekülasyonlar var falan. Neyse, bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Bu Winckelmann'ın önemi, değeri nedir peki diye soracak olursak, dediğim gibi bu genel olarak sanat tarihi ve arkeolojinin günümüzdeki formunun başlatıcısı, kurucusu olmasının yanı sıra işte antik dünyaya, antik dünyanın sanatına, antik Yunan sanatına insanların başka bir gözle bakmasına da ilk kapıyı açan kişi oluyor. Yani antik sanat üzerine genel kitapları da var, tarih vesaire şeyli. Ama bizi burada ilgilendiren metni 1755 tarihini taşıyor. Ve resimde Yunan eserlerine öykünme üstüne başlığı. Bu metin işte eski Yunan sanatının ve onunla birlikte bir sürü şeyin Alman düşüncesinde ve daha sonra Avrupa düşüncesinde özgün bir şekilde nasıl tekrar sahiplenildiğini de bize anlatıyor. Ve burada tabii önemli bir şey var. Şu, bu eski Yunan eserlerinde ne buluyoruz? İşte güzelliğin en mükemmel ifadesini buluyoruz kısaca diyelim. Yani o dönemin bakışı bu. Fakat Winckelmann'ın dikkati çektiği nokta şu:
Burada sadece bir en güzel doğayı, doğanın en güzel halini bulmuyoruz. Daha çok daha fazlasını buluyoruz. O da nedir? İdeal güzellikleri buluyoruz. Sadece doğanın taklidi, doğanın güzelliğinin temsili değil. Bu eski Yunan sanatında bulduğumuz ideal güzelliğin temsili. Şimdi bugünkü bu bir saatlik oturumda üç tane temel kavramımız olacak. Bunlardan birincisi işte ideal. Bununla başlayacağız. Sonra yüce kavramına geçeceğiz. En sonunda da idea kavramıyla hepsini bir araya getirmeyi umuyorum. Bakalım nasıl gidecek. Şimdi burada öykünme sözcüğü önemli. Eski Yunan eserlerine öykünme üstüne diyordu çünkü başlık. Öykünme demek taklit değil. Taklit sadece görüntüde işte olanı bize şey yapar ve yüzeysel bir taklittir. O güzel bir tabloyu alırsınız, taklit edersiniz ama o sizi büyük bir sanatçı yapmaz. Sanat adına da bir şey yapmış olmazsınız. Peki öykünmek ne demek? Öykünmek şöyle tanımlıyor Winckelmann. O işte büyük sanat eserlerinde büyük olan neyse onu kavrayıp onu taklit etmeye çalışmak. Yani büyüklüğü taklit etmek, onları büyük yapan şeyi, aynısını o günün sanatında yapmaya çalışmak. O işte öykünme bu. Ve özgün olabilmenin yolu, açık söylediği ifadesiyle yine bu metinde, özgün olmanın tek yönü, tek yolu eski Yunan eserlerine öykünmekten geçiyor. Bu sayede işte taklit edilemezliği sanat yapıtlarımıza şey yapabiliriz, yüksek sanat eserleri üretebiliriz. Ve sanat tarihini de böyle okuyor. Yani mesela Rafael olsun, Michelangelo olsun, işte şey olsun, Poussin olsun bunları anıyor. Onlar işte o eski Yunan sanatında büyük olan neyse onu görüp kavrayıp onu kendi sanatlarında bilfiil var ettiler, icra ettiler. Doğrudan doğruya bir düz şey yok. Taklit etme yok. Ve peki orada ne buluyor Winckelmann? O yani görünüşün altında olan, öykünülmesi gereken şey ne? Sadelik ve dingin bir büyüklük. Sadelik ve dingin, hareketsiz, sakin yani sükunet içinde bir büyüklük. İşte bu fikir hemen kısa bir süre içinde eski Yunan dünyasına öykünmenin, onu örnek almanın sloganı neredeyse haline gelecek. Ve bunu da buradan başka bir yere şimdi geçeceğiz. Laokoon isimli, Laokoon ve oğulları da diye de geçer, bir tabloda, bana tablo diyorum, heykel grubunda görüyor. Bu heykel grubu çok o dönemin revaçta konularından birisi. Şimdi onu bir görüntüsünü açalım. Bu 1506 yılında ilk kez şey yapılıyor. Kazıyla, arkeoloji kazısında çıkıyor ortaya. Şurada, ha. Herhalde geliyordur. Roma'da bir arkeoloji kazısında ortaya çıkıyor ve bugün Vatikan'da sergileniyor eser olarak. Nereden geliyor bunun şeyi nedir, olayı, hikayesi nedir diye soracak olursanız, antik dönem yine edebiyatından gelen bir şey. Bir Truva rahibi Laokoon ve şeyi biliyoruz, meşhur bildiğiniz işte Truva Savaşı'nın bir yerinde Yunanlılar şey yaparlar ya, bir tahta at hediye gönderirler. İçinde askerler vardır. İşte Laokoon da bu oyunu fark edip, bunun içinde bir tuzak olduğunu fark edip işte mızrağını atıyor tahta ata falan, oyunu açık ediyor. Tabii oyunu açık ettiği için de Poseidon, denizlerin ve havanın şeyin tanrısı, yılanları gönderip uyurken iki oğluyla birlikte bunları korkunç bir acı içinde işte öldürüyor. Buradaki en büyük kaynak, yani literatür anlamında kaynak, Aeneas, Virgilius'un Aeneas'ında geçtiği haliyle o hikaye biliniyor. Homeros'ta yok bu öykü. Ve işte bu yüzü, özellikle babanın yüzü, oraya dikkat ederseniz, bunları çok şey söyleniyor. Sadece Winckelmann söylemeyecek, onlara da geleceğiz birazdan. Ya bu eser zaten yani insan ızdırabının, acısının en böyle prototip ifadesi olarak şey yapılmış. Ve 1506'da dediğim gibi millet yani bunu bulunca çok böyle bir etkileniyor falan filan. Sonra işte 1755'te bu metinle birlikte tekrar Laokoon'u işte şey yapıyor bize, hatırlatıyor insanlara ve buradaki işte o dingin büyüklüğü, sadeliği görüyor ve hatta güzel de bir benzetmesi var. Fırtına estiğinde denizin yüzeyi kabarır,
çok hareketlidir, şeydir ama dibine bakarsanız dibi sabittir. İşte o dingin büyüklükten kastettiği. Bu eserde nasıl böyle bir şey buluyoruz derseniz, evet görünüşte bir ızdırap, acı ve korkunç bir sahne, trajik bir durum var. Fakat işte o yüz ifadesinde bütün o acının verdiği yüzdeki işte o ifadeye rağmen aslında o denizin dibindeki dinginlik, durgunluk, büyüklük kendini gösteriyor deyip bunu bize bir işte ideal olarak, bize dediğim yani o günkü Alman dünyasına sunuyor. Burada yalnız iki ideal var, ideal derken. Bir tanesi bu yapıtın anlatılmak istenen fikri en iyi şekilde anlatıyor olması itibariyle yani ve öykünülecek bir örnek olması itibariyle ideal. İki, Yunan güzelliğinin ideal bir güzellik olması, doğal bir güzellik olmaması. Bunu biraz açalım çünkü önemli bir şeye denk gelecek, bizi de ilgilendiriyor konu itibariyle. Yunanlar tabii resim sanatı vardı ama elimizde hiç resim örneği yok malum yani anlaşılabilir sebeplerden dolayı. Ama antik kaynaklarda bununla ilgili bilgiler var. Heykel kısmında biraz daha şanslıyız tabii bu şeyler. Bunların bir kısmı tabii daha sonra Roma döneminde yapılan kopyalar. Antik Yunan döneminden kalan eserlerin hepsi şey değil. Ve Roma heykeli olduğunu da hemen anlamanızın çok basit bir yolu var. Burada da görürsünüz. Eğer bir kaide üzerinde ise heykeli yapılan figür veya figürler Roma kopyası olduğu %100 emin olabilirsiniz. Burada da bir kaide var gördüğünüz gibi. Yunan heykellerinde ise böyle dayandığı, yaslandığı işte ne bileyim onun bir şekilde figürün desteği olarak iş gören bir kaide yoktur. Kopya olmasına rağmen bu tabii gayet başarılı bir kopya. Etkileyici olması anlamında. Ve bu ideal yani hem Yunan ideali hem şey çünkü Yunanların işte tanrılarının heykellerini yapmaları ve bunları ideal vücut insan bedeni şeklinde temsil etmeleri yani sadece bir insan bedeni değil idealleştirilmiş bir bu yapıtta da görüyorsunuz. Gayet hani sporcu falan olabilecek bütün oranlı kasları vesairesi kemik yapısı şusu busu gayet idealleştirilmiş bir bedenden bahsediyoruz. Hiç öyle Yunan heykellerinde göbekli oturan falan insanlar görmezsiniz. Bu çünkü Yunanların dininin güzellik dini olmasıyla alakalı bir şey. Ne anlayacağız bundan? Ne anlamamız gerekiyor? Bayağı düz anlamıyla anlamamız gerekiyor aslında. Yani tiyatrosuna bakarsanız mesela tiyatrolarda işte amfiteyatro oturup insanlar basamaklarda izliyorlar ya. Batı Anadolu'da da epey örneğini biliyorsunuz zaten. Efes'te var, orada var, burada var. Güzel insanlar ön sıralarda oturup izliyorlar oyunu. Tipsizseniz arkaya geçmek zorundasınız. Yani güzellik derken hani bu kadar hayatın her alanında geçerli olan bir şey. İşte o antik kaynaklardan öğrendiğimize göre herkesin resmini yapmayı kabul etmiyor ressamlar. Çirkin adamın resmini yapmıyor. Ve ceza veriliyor. Yapıldığı zaman da para cezası tabii hapse atmıyorlar adamı ama bu türden bir şey var. Güzellik dini derken tabii işte bunun bir din olması da aynı zamanda bir takım kuralları ve yasakları da getiriyor. Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın. Sadece mesela biz bugün sanat dediğimiz için o sanat olmuyor. Burada konumuzla ilgili de bir küçük parantez açalım. Şimdi sanat ve aşkınlık. Buradaki en büyük problem şu olacaktı tabii. Sanat deyince neyi kastediyoruz? Sanat dediğimiz şey her kültürde aynı biçimde karşımıza çıkan bir şey değil. Aynı işlere sahip olmayabilir, aynı şekilde yapılmayabilir. Bazı yapılan şeyler, sanat formları bazı başka şeylerde olmayabilir, kültürlerde olmayabilir. Dolayısıyla bu en başta zaten sanatın nasıl tanımlanacağı bir problem. Bu konuşma, bu seminer dizisi bağlamında bu şeyden kurtulmak için, bu açmazı hiç düşmemek için o yüzden sanat ve aşkınlık derken ve Yunan sanatının aslında bizim sanat dediğimiz şeyin aslında dinin bir parçası, dinin bir işte ritüeli veya parçası olduğunu vurgulamak için şunu da ekleyeyim buna. Bugün bizim sanat dediğimiz değil mi? Müzik olsun, tiyatro olsun, sinemayı dışarıda bırakalım o modern bir şey. Ama dans olsun, heykel olsun, resim vesaire bunların hepsi aslında tarihine baktığımızda pagan veya daha da eski dinlerin, inanışların ritüelleri hatta kendisi birebir kendisi. Şimdi günümüzde tek tanrılı dinler açısından bakacak olursak dinin bir metni var, özü var.
Bir de bunları tamamlayan ama o metinde olmayan, pratik edilen ritüeller var. Ama bu pagan dünyasına baktığımızda ritüelin kendisi dinin kendisi zaten. Öyle bir yerde bir yazılı metin var ve onun üzerine bu şey yapılıyor değil. Zaten bunlarla yapılıyor. Mesela tiyatro zaten Yunan dünyasında yılda iki kere hasat zamanı ve Ekim zamanı mevsim dönüşlerinde yapılan şenliklerde onların bir parçası olarak oyun yarışmaları düzenliyor. Tragedyalar işte orada yarışan oyunlar. Çoğu elimizde olmayan. Resim veya heykel deseniz işte idol tanrısının temsilini orada şey yapıyor veya işte duvara yaptığı, mağara duvarına yaptığı resim işte diyeceksiniz ki bizon resmi var, hayvan resmi var. Onu da mesela avcı ava çıkmadan önce o avlayacağı canlının ruhunu diyelim şimdilik kısaca tam uymuyor da o resimle oraya hapsettiğini düşünüyor ve onu o zaman yakalayabileceğini, avlayabileceğini, bunun kendisine bir avantaj getireceğini düşünüyor. Müzik ve dans onları da beraber düşünebiliriz. Bugün zikir dediğimiz şey tam da bu. Eskiden ateşin etrafında işte şamanın etrafında belki bir takım işte zihni farklı çalıştıran şeyler de alarak insanlar kendilerinden geçerek işte ne yapıyorlar? O aşkınlık deneyimini yaşıyorlar. Dolayısıyla sanat derken aslında burada sanatı da dini de bir arada düşünmemizi sağlayacak bir çerçeveyi kurmaya ve onun içinden bunları anlatmaya çalışıyorum. Bu parantezi buraya koyalım. Bundan sonra zaten değineceğimiz bütün mevzularda bunlarla bu çerçeveyi yakından ilişkili, bununla ilişkili şeyler olacak. Şimdi bu metin 1755. Sonra 1766 yılına geliyoruz. Lessing diye yine bir Alman yazarı, düşünürü vesairesi. Aydınlanma döneminin şeylerinden, önemli figürlerinden. Onda da işte yine bir başka metin onun elinden çıkan Laokoon ya da resim ile şiirin sınırları üstüne. Yine Laokoon karşımızda. Orada hem şeyle uğraşıyor Lessing, bir yandan bir sanat teorisi kurmaya çalışıyor. İşte buradan bu işte babanın yüzündeki ifade çığlık atamıyor. Yani işte yılan ısırmış, ölmek üzereler, büyük bir ızdırap içindeler ama yüzündeki ifade çığlık atan bir ifade değil. Buna takılmış durumda ve bunu yorumlamaya çalışıyorlar. İşte o yüzeyin hareketli, fırtınalı olması ama aşağıdaki dingin, sessiz büyüklük yine burada yüzü üzerinden karşımıza çıkacak. Ve bunu açıklamaya çalışırken dediğim gibi sanat yapıtı neyi o zaman resmetmelidir, neyi göstermelidir? Şiir neyi anlatabilir? Resim neyi anlatabilir? Neyi anlatamaz? Sınırlar derken bunları işte hangisi hangisine üstündür falan gibi. Heykel için konuşacak olursak, özellikle bu heykel bağlamında tabii, bağırdığı an, son ölüm çığlığını attığı an değil babanın yüzündeki ifade. Tam ondan önceki iç çekişi, çığlıktan hemen önceki, yani canını teslim etmeden hemen önceki anı seçmiş burada heykeli yapan kişi. İşte buradan sanat yapıtının aslında son olan şeyi, finali, öykünün en nihai noktasını değil, ondan önce en önemsiz anını aslında göstermelidir. Şiir için bu geçerli değil. Şiir çünkü sözlerle ard arda anlattığı için o başka türlü bütün süreci anlatabilir. Çünkü her bir dizede, her bir cümlede, her bir imgede yine büyük şeyler söyleyebilir. Ama görsel sanatlar için, heykel ve resim için bunun en önemsiz, en sabit, en konunun amacından ve fikrinden uzak an olması lazım. Görseli yok ama bir şey olarak söylesem hepiniz bilirsiniz. Meşhur bu Roma yine replikası tabii Yunan versiyonu yok. Disk atan atlet vardır ya böyle öne doğru eğilmiş disk tam arkaya doğru. O mesela diski fırlattığı o gücünü en maksimum halinde uyguladığı kasların en gerildiği anı değil. Tam da o gerilmeye ve fırlatma hareketine geçmeden önceki o en hareketsiz hali gösterir. Ve sanat yapıtı da etkili olmak için bunu göstermek durumunda, zorunda şeye göre, Lessing'e göre. Çünkü sanat yapıtı, görsel sanat, şiiri demiyoruz yine. Eğer finali söylerse onun üzerine artık bizim düşünmemizi gerektirecek hiçbir şey olmayacak. Bakacağız ve geçeceğiz. Bitti. Bir kere bakılacak ona. Söylediğini söylemiş olacak ve tekrar tekrar bakmanın hiçbir manası olmayacak. Çünkü görüyorsunuz orada ve hareketsiz olarak tabii. Oysa o anlamsız gibi görünen en uzak anı, en önemsiz anı bize gösterdiğinde şu oluyor. Biz onun o anını kavradığımızda sonrasız bizim zihnimizde canlanmaya başlıyor.
İşte o zaman bize oradaki acıyı, oradaki o anı o şekilde hissettiriyor. Şeyin hareketi, yani yapıtın oradaki durmuş anı, en durgun anı, hareketi bizim zihnimize taşıyor. Yani izleyenin zihnine taşıyor ve onun sonrasını biz hayal etmeye başlıyoruz. Ve tabii ki ne oluyor? Nasıl bir acı çektiğini, nasıl bir zor halde olduğunu bize o sayede hissettiriyor. Hareketin bizim zihnimize taşınmasıyla. Görsel sanatların becerisi ve etkisi burada. Dediğim gibi şiir için aynı şey geçer. Şiir bunun her anını, çığlık attığı, öldüğü anı da anlatabilir. Onun açısından bir bu yapıtın şeyini, etkisini, yani şiirin etkisini azaltmayacak. Dolayısıyla bu işte günümüzde de mesela, değil mi? Yani bir film izlerken film bize her şeyin en sonunu varacağı vermek istediği mesajı mesela açık açık söylediği zaman, öf ne didaktik olmuş işte, bir şey söylememiş deriz ve bir daha da izlemeyiz. Belki seyirlik bir zevki vardır ama ondan sonra geriye hiçbir şey kalmaz. Oysa ilişmeden, dokunmadan, çözümü herhangi bir çözümü de buyurmadan bize bir durumu gösterip çekilse ve bize bırak, o zaman ne oluyor? Bize bırakmış oluyor. Açık uçlu diyoruz mesela, değil mi, bazı eserler için. İstemeden, yani bu bizim bilerek yaptığımız bir şey değil, etkileyici bir şekilde bunu verdiyse eğer, yapıt bunu beceriyorsa, biz onu artık düşünmeye başlıyoruz. Ne olacak şimdi bu adamın hali? Acaba işte şöyle mi, böyle mi? İşte sanat yapıtının amacı ve başarısı bu tartışmalar şeyinde söylüyorum, çerçevesinde. Bu şekilde dediğim gibi bunun bir gayet teknik bir teorisi de var. O metin tabii 100 sayfa falan civarında bir şey olduğu için çok şey var içinde. Hem bu dediğim gibi şiirin şeyin görsel sanatın ayrımını tartışıyor. Eski Yunan insanının nasıl bir zihniyeti olduğunu oradan çıkarmaya çalışıyor falan filan. Çünkü mesela şeye bağlıyor, yani eski Yunan, yine metinlere, kaynaklara bakıldığında acı çekse bile o acıyı yüzünde şey yapmayacak, ağlamayacak, yaklamayacak. İşte bozmayacak, kendini kurtulacak falan gibi. Onun üzerinden mesela bu heykeli yorumluyor veya bu heykeldeki gördüğü üzerinden o şeyi, o dünyanın zihniyetini anlamaya çalışıyor. Ve tabii insan bedeni kadar güzel bir beden olmadığı için de onu örtmenin, saklamanın bir alemi yok. Çünkü zaten onun güzelliğini, o ideal halindeki güzelliğini göstereceği için de, yani niye bunlar hep çıplak sorusunu o zaman da Almanlar sormuşlar, her zaman sorulduğu gibi. Bu yazı tek yazı değil. Schiller'in çıkardığı, daha sonraki haftalarda konuşacağız, The Horn diye bir dergi var. 1797 yılında orada Ahirt diye bir adamın yine Laokoon üzerine bir yazısı var. 1798 yılında Goethe yine Laokoon üstüne başlıklı bir yazı yazıyor. Winckelmann'ı bazen eleştiriyor, işte bazen şey buluyor. Orada da mesela Goethe'ye baktığımızda çocuklara da çok önem verdiğini orada, yani şey tablo heykeldeki çocuklara, en sağdakinin, yani babaya doğru bakan o yılanlarda en az yakalanmış olduğu için hikayenin aslında onun gözünden bize aktarıldığını anlatıyor, öyle yorumluyor meseleyi. Tamam filan, bunlar işin detayları. Peki şimdi dolayısıyla bu Alman şeyinde, düşüncesinde bu ideal, yani niye böyle bir ideale ihtiyaçları var? Biraz da ulusal bir toplumsal, aynı zamanda bir ihtiyaç. Çünkü bir tarafta Fransa var, devrim yapmak üzere, henüz daha yapmamış işte. Fakat merkezi devleti kurmuş, otorite sağlam bir şekilde. Almanya prenslikler halinde, darmadağın bir yer. Darmadağın bir yer olduğu için öyle büyük sanat yapıtları da çıkmıyor. Kamusal ortam yok çünkü zaten bundan şey yapılacağı. Birbirine haberi olmayan bir sürü prenslik. Kimileri büyük, kimileri küçük, ama bir ulusal birlik yok. Onu 20. yüzyılın başına kadar zar zor anca işte. Bir İtalya, bir Almanya, bildiğiniz gibi. Bir yandan Fransızlara özeniyorlar ve işte eziliyorlar bir yandan da, çünkü işte şiirde iyiler, tragedi yazabiliyorlar en önemlisi. Çünkü tragedi o eski Yunan sanatının en zirvesi onların gözünde de. Fakat işte Fransızlar yazıyor, Almanlar yazamıyor vesaire. Böyle bir sürü şeyleri var. İngilizler zaten hani dünyaya hükmeden imparatorluk. Bunlar hala Almanya tarım toplumu, kırsal bir yaşam. 1850'lere kadar sanayi falan yok. Bugün sanayi devi olmasına bakmayın. Dolayısıyla bir böyle şey de var. Kendilerini var edecek bir kimlik inşası ihtiyacı da var. Bu romantiklere gelindiğinde artık bilfiil harekete geçmiş olacak. Onu romantiklerde konuşuruz şey olarak. O yüzden de bir ideale ihtiyaçları var. O ideale göre
her şeylerini kuracaklar. Toplum ideali, insan ideali, sanat ideali, ne derseniz deyin. Evet, ideal ile ilgili şimdilik bu kadar konuşalım. Bu ideali Kant nasıl tanımlıyor, ona bakacak olursak, biraz da şimdi işin felsefesine girmeye başlayalım. Hem şeyde saf aklın eleştirisinde hem bizi daha çok ilgilendiren yargı gücünün eleştirisinde karşımıza bu nasıl çıkacak? İdeal bir ideyanın, yani bir ideya var bir de ideal var. Biz önce idealden giriyoruz. İdeal bir fikrin sadece bireysel değil, tekil, somut tekil olarak da temsili gösterilen bir hali. Yani işte özgürlük ideali değil mi? Barış ideali ne oluyor? Güvercine ediyor, sembolü oluyor mesela. Veya onun verdiği örnek şey yapalım. Böyle yaşlı, saçlı, sakalı karışmış, böyle huşu içinde yüzü olan bir adam portresi yapıyorsunuz. Bu ne oluyor? Bilge ideali oluyor mesela. İdeaya birazdan geleceğiz. Yani insanda sadece idea diye bir şey yok. Fikir diye çeviriyoruz ama Kant'taki anlamı biraz daha onu detaylandırmaya gerek var. Ve idealler de bizim zihnimizde var ve düzenleyici olarak var bunlar. Kurucu değil. Birazdan bu ayrıma geleceğiz. Şey yapmayın. Ve üçüncü kritiğin yani yargı gücünün eleştirisinin 17. paragrafında da bir güzellik ideali diye bir ifade karşımıza çıkıyor. Zaten üçüncü kritiğin yazılış amacı da bu beğeni yargılarının nasıl mümkün olduğunu temellendirmeye çalışmak. Bu niye üçüncü kitaba kalıyor? Birinci kritik ne yapıyordu? İnsan deneyiminin ve oradan çıkan bilginin transandantal koşullarını, yani insan zihnindeki formel biçimsel koşullarını bulmaya çalışıyordu. Çünkü biz bu dünyayı ancak kendimize göre bu yapılarımızın bize gösterdiği şekliyle bilebiliyoruz. Kendinde haliyle bilemiyoruz. Vereceğim örnek terim tam terminolojik olarak uymuyor ama basit örnek olması açısından açıklayıcılığı için kullanıyorum. Mesela hani her hayvan her rengi görmüyor ya, kediler miydi köpekler miydi, onlar siyah beyaz görüyor mesela. Ya biz şu kadar rengi görüyoruz fakat biz bu dünyayı böyle doğal zannediyoruz. Ama başka bir hayvan başka renkleri gördüğü için onun için de kendinde olanı o. Burada tabii renk görme duyusu transandantal olmadığı için uygun değil ama demek istediğimi anlatması açısından işe yaradığı için kullanıyorum. Çünkü duyular yok bu transandantal katmanda. Mekan ve zaman 12 tane kategori anlama yetimizdeki ve bir de akıldaki işte ideyalar. İdeyaya oradan geleceğiz. Mesele şu, birinci kritikte dediğim gibi insanın özeti şu, insan sadece ve sadece zamanda ve mekanda olan, zamana ve mekana tabi olan şeyleri deneyimleyebilir. Onun ötesi insan deneyiminin ötesindedir. Bizim için mümkün değildir. Yani evrenin sonsuzluğu, yani Tanrı, yani ruhun ölümsüzlüğü gibi şeyler, bunlar işte transandantal ideyalar. Bunların ampirik nesnesi yok. Çünkü bunlar zamana, mekana tabi, zamanda var olan, mekanda var olan şeyler değiller. Peki, ama bu en azından bizim işte deneyimimizi ve onun bilgisinin koşullarını anlatıyor. Ama tabii insanın dünyası sadece bundan ibaret değil. Bir de ahlak tarafı var. Pratik akıl diyecek ona da, işte pratik aklın eleştirisi bunun için yazılacak. Orada da tabii insanın özgür eylemi ve bunun ahlaki koşulları, ahlaki olabilmesinin koşullarını anlatmaya çalışacak. İşte diyecek ki Tanrı buyruğu veya toplumun dayatması falan filan, bunların hepsi benim özgürlüğümü zedeleyeceği için veya hani ceza korkusuyla veya ödül beklentisiyle bir şeyi yapacağım için ahlaki eyleme beni yöneltmez. O zaman bunlardan tamamen uzak bir şekilde, bunları kafadan atmış bir şekilde, herhangi bir amaç düşünmeden, ceza veya ödül düşünmeden, ahlak yasası bana öyle buyurduğu için öyle yapmam gerekiyor şeyleri. Ha, Tanrı'nın buyruğu buna uyabilir, ayrı, yani çelişmesi gerekmiyor. Buradaki mesele yasayı dayandırdığımız temelin bizim aklımızın dışında olmaması. Onunla çatışması gerekmiyor. Dolayısıyla yani ne yaptığınız değil, neye dayanarak onu yaptığınız ahlakiliği belirliyor burada. Uzatmayalım. Orada da işte akılla ben bunu bulabiliyorum. Ve daha sonra da bu, ama iyinin ve ahlak idealinin, yine bakın ideal şeyimize karşımıza gelecek. Bu dünyayla sınırlı bir şey olmadığını da, çünkü bu dünya o ahlak idealine uymuyor bir türlü, eksik kalıyor.
mükemmel bir dünyada değiliz. İnsanlar ahlaksızlıklar yapıyorlar, yalan falan filan söylüyorlar. Dolayısıyla bunu aşan bir şey olduğunu da fark ettiğimiz anda işte orada ne olacak? Ruhun ölümsüzlüğü ve Tanrı'nın varlığını da postüle olarak, kabul olarak buna ekleyeceğiz ve ahlakı böylece Tanrı ve ruh fikirleriyle tamamlayacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta ne? Burada elbette tabii ki Hristiyan dünyası içinde konuşuyor ama Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü derken hiçbir teolojik referansı yok. Hristiyanlığın kutsal kitabına veya herhangi hiçbir şeyine bir referansı yok. Sadece ve sadece Tanrı'nın varlığı ve ruhun ölümsüzlüğü. Bunlar çünkü aydınlanmanın akıl dini kavramı. Dininin kavramları, tanımlamak için kullandığı kavramı. Vahiy olmadan da ben aklımı kullanarak Tanrı fikrine ulaşabilirim diye özetlenebilecek. Neyse, tamam ahlak alanını da hallettik diyelim. Bir tarafta deneyim ve bilgi, bir tarafta ahlak, eylem. Fakat tabii bu ikisi şey olmuyor, temasa giremiyor bir türlü. Biri orada, biri burada. Üçüncü kritiğin başında işte bir yerlerde de diyecek ki Kant, evet bu ikisinin arasında bir köprü kurmak lazım. Kendi başlarına şeyler bunlar. Bir de tabii şu var, bu iki alanı hallettik de sadece bundan ibaret de değil yine insan dünyası. Nedir? Mesela bir şeye güzel diye bir yargıda bulunuyoruz. Yemek güzel olmuş, tablo güzel olmuş, çay güzel olmuş. Ama o güzel diye bir kategori yok birinci kritikte. Güzellik yargısıyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Deneyim ve onun bilgisiyle ilgili çünkü yargılarla sınırlıydı. Demek ki şimdi bunların da hesabını vermek lazım. O yüzden bir en üste anlama yetisi diye bir şey koyacak. Onun işte teorik akıldaki kullanımı, pratik akıldaki kullanımı ve beğeni yargılarındaki kullanımı. Burada tabii özel durum ne? Diğer ikisinde olmayan. Yani birinci kritikte içkinlik alanındayız, aşkınlık yok. Tanrı vesaire bunlar bilginin nesnesi değiller. Düşünebiliriz ama bilgi çıkmaz. Dolayısıyla deneyimin dışında. Ahlak alanına geldik. Orada da Tanrı'yı varsayıyoruz ama ahlaklı eylemi mümkün kılan yine o değil, yasa. Aklın bulduğu ahlak yasası. Dolayısıyla yine aşkınlıkta öbür dünyaya ertelenmiş oluyor diyelim. Dolayısıyla şimdi deneyim alanıyla alanı, aşkınlık alanı ortadan böyle hani neredeyse baltaya kesilmiş gibi Kant tarafından işte ayrılıyor, koparılıyor. Ve fakat işte üçüncü kritik ve bununla ilgili burada ele almaya çalıştığı bu güzellik yargısı, beğeni yargısı vesaire derken bunlar işte karşımıza enteresan bir manzara çıkaracak. Yavaş yavaş şimdi oraya gelmeye çalışalım. Şimdi ne dedik? İdea nedir? Bir akıl kavramıdır. Yani nesnesi yoktur. Yani şu anlamda yoktur. Ampirik dünyada bir nesnesi yoktur. Ağaç dersem ağacın nesnesi var. Ağaç kavramına karşılık ya da onu işte düşünmek için kullanılan nesneler var. Fakat Tanrı dediğimde ki Tanrı zaten en ideal diye bir şeyden bahsedeceksek en zaten bunun yüksek şeyi tek hatta belki ideali Tanrı olabilir. İdea kavramını hak eden. Birinci kritikte bunları uzun uzun tartışıyor. Ve fakat şöyle bir sorun var. Yine birinci kritikte bütün bu Tanrı ispatlarının hiçbirinin de geçerli olmadığını, hiçbir şey ispatlamadığını, böyle bir yani Tanrı ispatlamak diye bir şey mümkün olmayacağını da söylüyor. Dolayısıyla şimdi bir Tanrı ideyası var elimizde. En hatta bunu hak eden şey kavram, ideya ama nesnesi yok ve ispatları da bir işe yaramadığı için ne yapacağız şimdi bu? Yani sadece bir varsayıma dönüştü. Ahlakı tamamlayacak. Şimdi buradan ne olacak? İşte son kavramımız yüce kavramı burada biraz bizim işimize yarayacak gibi görünüyor. Şimdi bu yüce kavramı şey değil, sadece Kant'la sınırlı bir şey değil. Çok eski birinci yüzyıla kadar giden bir geçmişi var, en azından kayıtlı bizim bilebildiğimiz kadarıyla. Birinci yüzyıldan Yunanca bir metin var, Longinus diye birine atfedilen. Hypsos Yunancası, Periypsos diye bir metin, birinci yüzyıl. Ve çok uzun zaman, yani 17-18'e gelene kadar bu yüce Hypsos, tabii Latince'ye, Roma, Helenistik dönemde ve Roma'da ne oluyor? Sublimitas diye çevriliyor ve bir eşiğin üstü, ötesi anlamına geliyor. Sublimitas, limit zaten, sınır, eşik vesaire. Sub, üst olduğu için onun ötesi, bir yani metafizik olan
anlamında. Bizim zamansal, mekansal şu içkinlik düzlemindeki varoluşumuzun eşiğinin ötesinde olan demek. Fakat bu uzun yıllar bir şey söylem, retorik üslubu olarak onu tanımlamak için kullanılıyor. Fransızcası le style sublime, yüce üslup. Bu da ne demek? İşte konuşurken retoriğiniz güçlüyse mesela bazen işte tonlamalarla inerek çıkarak falan filan öyle bir şey yapıyorsunuz ki etki yaratıyorsunuz ki karşınızda böyle insan birden kendini kaybedebiliyor. Onu dinlerken, onu dinlerken kendinden geçebiliyor falan. Fakat sadece bununla yine o kaynaklı da bu kadar sınırlı değil. Longinus'un metninde de bu yüce karşımıza nasıl çıkıyor? Yani örnek verirken de mesela işte büyük dağlar, tepeler falan filan böyle Etna'nın o kaynayan şeyi, Etna yanardağı var ya, Etna'nın kaynayan o şeyi, krateri falan diye insanda böyle bir ürperti yaratan etkiyi de yine süblim yani yüce kavramından bahsederken şey, ama dediğim gibi yine de asıl mesele onun anlamı retorik üslubunun adı. Şimdi biraz atlayalım zamanı. Edmund Burke'e gelirsek 1757 yılında yüce ve güzele ilişkin fikirlerimizin kaynağı üstüne felsefi bir inceleme diye bir metni var. Arada da başka metinler var da bizi yakından ilgilendiren mevzularla ilgili olanları şimdi şey yapıyorum. Burada tabii Burke bir şey geliştirmeye çalışıyor. Psikoloji teorisi de geliştirmeye çalışıyor. Bir güçlü duygulanımlar, pasyonu güçlü duygulanım diye çevirmeyi tercih ediyorum. Tutku deyince tam tersini anlama ihtimalimiz yüksek Türkçe'de. Aslında kelime anlamı birebir tutku, tutulmuş olmak bir şeye, paskein bir şeye maruz kalmak anlamına geliyor. Action'ın tersi, action ve passion. Yani işte action, eylem, passion ise maruz kalınma hali. Çile, İsa'nın çilesi de oluyor ya. Sadece şey değil, tutku anlamına. Ama biz Türkçe'de tutkuyu biraz böyle şey, arzu falan gibi kullanıyoruz da aktif bir şekilde bir şeye yönelme gibi kullanıyoruz. Oysa tam tersi, kendini kaptırma anlamı var. Orada aktif olan siz değilsiniz. O yüzden tutku yerine işte güçlü duygulanım. Çünkü bir de yani mesela korku da bir pasyon. Ama biz tutku derken korkuyu saymayız. Aklımıza gelmez. Tutku kelimesi onu bize çağrıştırmıyor. O yüzden güçlü duygulanım diye çevirmek daha doğru geliyor bana. Neyse. İşte o pasyonları fiziksel nedenlerle açıklamaya çalışıyor falan filan. Bir de o yani çok psikolojik bir psikoloji teorisinin bir parçası şeklinde bize yazıyor bunu bu metni ve İşte güzel ici ile yüce arasındaki farkları anlatmaya çalışıyor. Mesela küçük nesneler güzeldir ama büyük büyük devasa şeyler yüce olur daha çok. Ne bileyim pürüzsüz böyle parlak falan şeyler güzel olur ama kaba böyle hırpani görünmüş şeyler daha yüce olmaya yakındır. Güzel açıktır, seçiktir. Şey ise karanlıktır, kasvetlidir yüce. Onun yaptığı şeyler bunlar. Burke'ün karşılıkları. Güzel hafiftir, zariftir ama şey yüce böyle sağlam, ağır, oturaklı falan bir şeydir gibi bir takım şeyler yapıyor. Ne derler? Bunun teorisini yapmaya çalışıyor. Bundan hemen kısa bir süre sonra 1764 yılında yüceye dair mesela bir başka şey ettirelim, gösterelim. Nasıl bir şey olacağını bir resim daha açalım. Bu Alman resminden değil, İngiliz resminden. William Turner'ın Hannibal'in kar fırtınasında işte şey seferini anlatıyor. Bakın gördüğünüz gibi burada ne öyle hani ruhu dinlendiren, şey yapan, yatıştıran, güzel, küçük, sevimli falan filan hiçbir şey yok. Hatta işte insanı o dalga mı yoksa bulut mu olduğunu tam ayırt edemediğimiz ki romantik resmin zaten şeylerindendir bu. Tam bir net anlam verememe, tam tersi de olabilir, başka bir şey de olabilir. Onların romantikleri gelince yine konuşacağız. İnsanı ürküten, yani orada olsaydım herhalde aklım giderdi falan dedirtecek kadar böyle o etkiyi de veren tabii bir tablo. Bir sürü örneği var. Genelde tabii bunlar ne oluyor? Yüksek kayalıklar, böyle insan işte düşer miyim, düşmez miyim diye korkuttuğu. Azamet böyle insanı ezen büyüklük, işte yücenin bir anlamı da o olması. Ve işte böylece şeye geliyoruz. Şimdi yüce meselesi Kant'ın da dediğim gibi önce 1764 yılında
güzel ve yüce duyguları üstüne gözlemler diye bir metni var. Burada işte üç tane sayıyor. Soylu, yüce, azametli, yüce ve korkutucu yüce diye. Daha sonra üçüncü kritiğe 1790'da yayınlayacağı, yani yargı gücünün eleştirisi. Kitabında ise iki taneye indiriyor bunu genel kabul üzerine. Matematik ve dinamik yüce. Şimdi matematik yüce mutlak bir büyüklük anlamında. Yani ölçüye gelebilecek, relatif bir göreceli bir şey falan filan değil. Mutlak olarak büyüklük hissini bize veren bir şey. Dinamik yüce ise bizi korkutan, bizim kavrayışımızı aşmaya başlayan artık ve ezici bir şekilde bizi böyle üzerimizde etkisi olan bir şey. İşte o fırtına, mırtına mesela şu gördüğümüz biraz öyle bir şey. Ve bu işte yücenin, şimdilik dursun, biraz başka bir şeyler daha söyleyeceğim. Sonra buradaki meseleye, buradaki mevzuya bağlayacağız. Şimdi ideaya nasıl bağlanacak bu iş? Değil mi? İdealden konuştuk, yüceden konuştuk. Şimdi ideaya, azıcık konuştuk ideadan ama şimdi bu bağlamdaki meseleye nasıl gelecek iş diye şey yaparsak şuradan gelecek. Şimdi biz yargıda bulunuyoruz. Yargı gücünün eleştirisi ya kitap. İşte bir şeye diyoruz ki güzel. Ama sadece güzellik yargısında bulunmuyoruz. Bilgi dediğimiz şey de bir yargı olarak ifade edildiğinde bilgi oluyor, değil mi? İşte su 100 derecede kaynar dediğimizde yargı halinde ifade edildikten sonra buna biz bilgi muamelesi yapabiliriz. Fakat burada tabii ne yapıyor anlayışı? Duyu verilerini kullanıyor. Kendi kavramlarını, yani kategorileri kullanarak onları birliğe getiriyor. İşte nedensellik ilişkisi mi kuracak, başka türlü bir ilişki mi? Nicelik üzerinden mi konuşacak, nitelik üzerinden mi konuşacak? Her neyse. Bunları nesneye uygun bir şekilde yargı üretiyoruz. O yüzden bilgi oluyor. Fakat güzellik yargısının böyle bir şeyi yok. Çünkü bu objektif değil en başta. Niye objektif olamaz? Çünkü duyusal bir hazdan bahsediyoruz. Duyusal haz ise açıkça bireysel bir şeydir. Yani efendim canım herkes şeker yiyor, çok zevk alıyor. Ya alıyor elbette ama herkes aynı zevki almıyor. O duyumsamanın şeyinden, birebir o kişinin aldığı hazdan bahsediyorum. Yoksa evet şeker hoşa giden bir şeydir. Ama deneyimin kendisi, yani elimi çarpsam mesela şu an konuşurken, elim acıdı desem, bunu size anlatamam dille. Çünkü o acıyı ben çekiyorum. Ha diyeceksiniz ki ya bilmiyor muyuz onu? Biliyoruz ama o acının birebir duyumsandığı, yaşandığı şeyi söylüyorum. Onun aktarılması mümkün değil. Dolayısıyla beğeni, haz ve beğenmeme de buna dahil tabii. Sadece beğenme değil, beğenmeme de buna dahil. Bu asla ve asla şey olamaz. Yani duyusallıkla bağlı olduğu için bir kere sübjektif, öznel olmak zorunda. Dolayısıyla bir güzel kategorisi anlama yetisinde yok. Çünkü öyle bir transandantal kavrama, bir kavramda birliğe getirebileceğimiz bir güzellik diye bir şey olamaz. Tam da bu söylediğim sebepten dolayı. Peki, o zaman ne yapacağız? İşte şimdi yargı ile ilgili iki tane ayrımı şeyin, yine bu üçüncü kritikte. Bir, belirleyici yargı var, determinate judgment İngilizcesi. Bir de reflective judgment İngilizcesi de Türkçesine hala içime sinen bir şey bulamadım. Düşünsemeli diyelim, reflection'ı düşünseme diye çevirenler var. Ne demek istediğimi anlatınca o daha anlaşılır olacak. Reflective ne olduğu o kadar önemli değil, kelimeyle karşılık bulacağımız da. Şimdi determinate judgment, yani belirleyici yargıdan bahsedelim. O nedir? Elimizde bir kavram var. Şimdi yargıda bulunmak şu demek. Elimde ya bir tekili bir evrenselin, bir kavramın altına koyduğumda yargıda bulunmuş oluyorum. Bu bir ağaçtır dediğimde şu tek gördüğüm şeyi ne yapıyorum? Ağaç evrenselin altına yerleştirip onun ağaç olduğunu söylüyorum. Bu ağaç meşe ağacıdır dediğimde yine aynısını yapıyorum. Araba kırmızıdır dediğimde yine bundan farklı bir şey yapmıyorum. Buradaki mesele ne? Elimde zaten evrensel var. Elimde o kavram var. Tekil de verili zaten deneyimde. Görüyorum orada, dokunuyorum veya duyuyorum her neyse. O zaman ne yapıyorum? Verili olan kavramın altına, verili olan tekili koyduğunda yargı ortaya çıkmış oluyor. Burada bir sorun yok. Fakat öbüründe, yani güzellik yargısını üretirken şöyle bir sorun var. Öyle bir kavram yok elimizde. Yani güzel diye her zaman, her yerde, her çağ için, herkes için, yani işte kırmızı gibi bir kavram, kırmızının ikna ediciliğine mi diyelim işte, şeyine sahip, objektifliğine sahip bir kavram yok güzel dediğimizde. O yüzden ama elimde bir
tikel nesne var. İşte heykele bakıyorum, buna güzel diyeceğim de şimdi o güzel kavramı nerede? Neye göre güzel diyeceğim? Verili değil. O yüzden ne yapıyorum? Ben sanki bunun bu tekili altına koyabileceğim bir güzel kavramını düşünmek zorundayım ve düşünerek bunu icat etmek zorundayım diyelim. Ya da üretmek zorundayım. Güzel de nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. Bu belirleyici yargıda mekanik olarak işleyen bir süreci zaten yargıya getiriyorum. Sorun olmuyordu. Doğa hakkında değil mi? Bilgi ürettiğimde doğanın mekaniğini anlatıyorum nedenselliği kullanarak. Ama bu bakış güzel yargısını vermeye çalışırken yani reflective düşünseme, düşünen yargı da diyelim hadi şimdilik ile ilgili faaliyette bulunurken olmayacak. Ne yapacağım o zaman? Tekniğine bakacağım. Doğayı bir teknik olarak düşünmem lazım diyor. Enteresan bir şekilde. Doğanın teknik olarak düşünmesi ne demek? Teknik deyince makine geliyor aklımıza. O zaman öbürü mekanikti zaten. O niye olmasın falan diyebiliriz. Hayır, bunu kastetmiyor. Açık açık bunu kastetmediğini söylüyor. Onu bir poiesis, yani Yunanca'dan geliyor tekne biliyorsunuz. Ve bu konulara 20. yüzyılda en çok ilk vurguyu yapıp da işte yani teknoloji felsefesini belki başlatan Heidegger'in tekniğe yönelik soru diye çevrilen bir makalesi vardır. 50'lerde son biçimini almış olan. Orada işte tekne nedir? Poiesis'in bilgisi olarak karşımıza çıkar. Poiesis ne? Yapma, etme, üretme. Bir şeyler üretme. Tabii poiesis kelimesi tanıdık gelmiştir çoğunuza. İngilizce'de poetry sözcüğü yani şiir anlamına gelen Batı dillerinin çoğunda kelimesi de buradan geliyor. Biraz Platon diyalogları okuduysanız aslında bu üretme faaliyetinin sadece şiirle ilgili değil her alana kapsayan bir şey. Yani sanat ve zanaat ayrımı yok o zaman. O modernliği ayrım. Yani Bach'a bugün mesela değil mi? Johann Sebastian Bach ne büyük sanatçı, ne büyük deha falan filan. Hayır bunlar hep romantik dönemin bize şeysi, mirası ve biz oradan bakıyoruz. Bach'ın kendisine bunu söyleseydiniz yani o dönem yanına gitse abi sen ne büyük sanatçısın diye boş boş bakacaktı herhalde. İşimi yapıyorum ben diyecek adam. Niye sanatçı, yani farkı ne? Romantiklerde çünkü sanat eserinin kaynağı sanatçının dehasıdır, bireysel dehasıdır. Kaynak bende bitmeyen böyle taşıp döküp işte sanat yapıyorum. Bu ego ve sanatçı yakınlığı buradan tabii romantiklerin şeyi. Oysa ondan önce kimse böyle düşünmüyor. Sanat yapıtı nereden geliyor? Bilmiyor kimse. Biri diyor ki Tanrı'nın işte lütfuyla bir yetenek vermiş, yapıyorum. Öbürü diyor ki işte melekler, periler, ilham perileri geliyor. 7 tane Musa var ya Yunan şeyinde. Her biri ayrı bir sanatın şeysi, perisi diyelim, müzü. Dolayısıyla kaynak kendisi değil sanatçının şeyi. Dolayısıyla bir de dediğim gibi böyle bir ayrım olmadığı için zanaat sanat arasında işte Sokratik diyaloglarda görürsünüz. Ayakkabıcının ayakkabı yapma sanatından bahsediyor. Şiir yazmakla ayakkabı yapmak arasında bir fark yok. Bir şey üretiyorsunuz orada. Poiesis bu anlamda ki mesela Aristoteles'e baktığımızda poiesis neyin karşısına konur? Physis'in karşısına konur. Physis kendi kendine hareket eden ve var olan canlılık yani. Ağacın çiçeğin açması, tomurcuklanması vesaire, meyve vermesi. Poiesis ise o hareketi dışarıdan verdiğinizde olan şey. Yani marangoz geliyor, o ağaca bir şeyler yapıyor, onu masa yapıyor mesela. Ağaç kendi kendine masa olmuyor ama elma ağacı kendi kendine elma oluyor. Physis, doğa, yani açma, kendi kendine hareket etme. Bir de işte poiesis, üretme. Bir üretici tarafından bir malzemenin dönüştürülmesi anlamında. İşte teknik derken, doğanın tekniği derken Kant burada. Dolayısıyla hani Heidegger'den önce de aslında böyle bir bakış açısı mümkün. Heidegger de çünkü orada sanatla teknolojiyi de yine şey olarak görecek ya, poiesis'in birliğinde düşünecek. Bunları en son hafta konuşacağız. Ama Kant da bunu doğayı bir teknik olarak, teknik bir süreç olarak, yani kendi kendini burada canlılıktan bahsettiğimiz için ama sanat eserine geleceğiz oradan. Ne yapıyor? Bir amaca bir organizmanın büyümesi, yetişmesi, kendi kendine hareket etmesi gibi bir şey olarak. Ha bunu tabii şeyin kendisinde olarak düşünmeyeceğim. Ben ona bunu atfettiğimi, düşündüğümü de hiç unutmayacağım. İşte düzenleyici kavram bu. Kurucu değil. Yani kendisinde var demiyorum. Ama ben onu anlamak için bu benim işime yarıyor. Ona ben onu uyguluyorum dediğim zaman hata yapmadan bunu kullanabilirim. Peki o zaman burada
şey ne olacak? Bizi teknik şeklinde doğayı düşünmemizi sağlayacak olan yardımcı bir kavram da nedir? Teleoloji, bir amaç. Sanki bunun yani bir mükemmel olmaya doğru gitmek istiyormuş. Doğa böyle bir kendini mükemmelliğe doğru götürüyormuş da işte mükemmelliğe varsa sanat eseri olacakmış. Onu biz bulmaya çalışıyoruz. Kavramı böyle düşünmeye çalışıyoruz. O ideayı böyle bulmaya çalışıyoruz. Çünkü yok, verili değil ya. Dolayısıyla bu ne yapacak? Bir yandan anlama yetisiyle veya ampirik dünya ile işte doğa ile özgürlük arasındaki köprüyü kuracak. Hani açık kaldı demiştik ya ahlak alanıyla doğa alanı. O köprüyü işte niye? Çünkü insan sadece bir telosa sahip varlık olarak yaşar. Sadece insanın bir kendinde amacı vardır. Diğer canlıların hiçbirinin amacı kendinde değil. Yani kendi bireysel varoluşu değil. Bütün canlılar ne için var? O zamanın düşüncesi için içinden söylüyorum. Sadece ve sadece yaşamın devam etmesi için var. Büyük balık küçük balığı yutuyor, genç yaşlıyı yiyor falan filan. Canlılı bireysel canlıların birbirlerini yiyerek yok etmeleriyle bir sonraki kuşak ortaya çıkıyor. Yani bütün bireysel canlıların amacı kendileri dışında yaşam denen o hareketin devamı. Ama insan kendine has amaçlar sahip olan bir varlık, değil mi? İşte şair olacağım, şey olacağım, şu olacağım, bu olacağım, özgürlük savaşçısı olacağım, dünyada işte büyük bir iş yapacağım falan. Ya da en önemsizi de olabilir. Hiç, yani illa böyle yüce olması gerekmiyor. Ama insanın bir ulaşmak istediği şey var, amacı var. İdeal de işte burada devreye giriyor. Bir ideale bazen onu ideal olarak da ifade edebilir. İnsan ideali anlamında. Ve bu tekniği, doğayı bir teknik gibi düşünmeye çalışırken derken işte mekanik makine gibi değil, sanatın yaptığı gibi diye de açık olarak söylüyor Kant. Dolayısıyla bu ikisi arasında birebir ilişki olduğunu Kant'ın kendisinde de görüyoruz. Şematik bir şekilde olmayacak, bilgi üretmek için olmayacak. O ideali nasıl ortaya koyabilir bir eser ortaya çıkar, onu düşünüyor olacağız. Ya da önümüzdeki eseri bir ideali düşünerek bir mükemmelliğe var. Sanki onun bir kendinde amacı varmış gibi. Oysa bizim amacımız o. Kendisinin, nesnenin amacı olmaz. Dolayısıyla insan bunu düşünebildiği için bu ideayı bu şekilde oraya koyup işte sanat yapıtında sanki doğayı mükemmele doğru gidecek o idea ve ideale ulaşıp ama burada iş bitmiyor. Aynı zamanda da bunu bir doğal nesne gibi de sunması lazım sanatın. İşte bu heykellere baktığımızda şimdi ya da işte tablolara vesairelere baktığımızda ne çıkıyor karşımıza? O kadar doğal yapılmış ki sanki doğanın kendisinden çıkmış gibi. O kadar gerçek ki, o kadar etkileyici ki. Yani onu sanki doğa kendisi yapsa anca bu kadar olurmuş denecek kadar. Zorlama bir şey yok. Rahatsız eden hiçbir şey yok. Aman olmamış dedirtecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla doğayı onu aşacak bir amaçsallık ve ideale ulaşma olarak düşüneceğiz. Ama aynı zamanda da sanat yapıtının o ideali ve o işte aşkınlığı yine bir doğa ürünüymüşçesine doğal bir şekilde, burada malzemeyi kastetmiyorum tabii, sunuluşun doğallığı kastedilen şey o. Olarak şey yaptığında, bize sunduğunda zaten olay işte sanat yapıtı açısından kendini göstermiş oluyor. Şimdi bu iyi, ideal ve yüceyi, aman iyi diyorum, ideal ve yüceyi şey yapacak olursak, tekrar bir araya getirmeye çalışacak olursak. Şimdi güzel neydi Kant'ta? Ahlaki iyinin simgesi sadece. Yani sanat yapıtı ne yapabilir? O ahlaki iyinin bir sembolünü bize gösterebilir. Ha, o ideali de yani demek ki gösterebilir aslında. Fakat bu sadece böyle olmuyor. Çünkü yine deneyimin sadece bir kısmıyla sınırlıyız. O da ne demek? Güzellik zaten ölçü demek, oran demek. Yani bizim anlama yetimizin sınırlarını aşmayacak bir şey demek. Onun içinde kalıyor. Ama yüce, bizim anlama yetimizin sınırlarını zorlayan, kavrayışımızı zorlayan, işte bu Turner'ın tablosunda olduğu gibi aklımızı başımızdan alacak falan bir tarafa da şey yapıyor ve
Bu üstelik işte dediğim gibi bizi bir yandan korkutuyor, bir yandan işte mutlak büyüklük ve ideya gibi önemli kavramları diyelim şimdilik kısaca. Onları bize düşündürtüyor. Ha, şunu unutmayalım. Kant açısından yüce dediğimiz şey baktığınız eserde değil, doğada da değil. Yani bir fırtına izliyoruz diyelim. Yüce o fırtınada değil. O fırtına çünkü zaten doğa olayı olduğu için doğa yasalarının sınırları içinde. O sayede gerçekleşiyor zaten. Hayır, orada yüce olan manzaranın kendisi, olayın kendisi değil, ona bakan bizde uyanan düşünceler. Ve ne, bunu nasıl sağlıyor? O korkuyu, o ürkme halini diyelim, bizi orada doğrudan doğruya onu yaşamadan, yani müzede seyrediyorsak veya evimizde bakıyorsak, evimizin konforunda, güveninde, yani fırtınayı seyrediyorum ama fırtınanın beni öldürmeyeceğini de bildiğim için uzaktan bakıyorum. Orada değilim çünkü. Ama öyle bir şekilde bu fırtına bana veriliyor ki burada tablodaki gibi mesela. Güvenli bir şekilde o korkuyu yaşayabiliyorum, yaşatabiliyorum. Ha, bugün korku filmi izleyerek de bunu yaşayabiliriz elbette ama orada bir yücelik var mı yok mu o tartışılır tabii. Biz yine meseleye dönecek olursak yani bu seminerin de sanat ve aşkınlık başlığının da anlamının biraz daha tam yerine belki oturması için şunu vurgulayabiliriz. İşte birinci kritikte aşkınlık alanı ne oldu? Deneyimin dışına atılmıştı. Zamanın, mekanın dışında olduğu için ve bilginin de alanının dışına atıldı. İkinci kritikte yani ahlak eylemi alanında tamamlayıcı bir şey oldu. Tanrı'nın varlığı ve ruhun ölümsüzlüğü ama yine ötede bir yerde. Aradaki bağlantı hala kopuk vaziyette. Ama işte sanki bu seminerin tezi de bu olacak ve bundan sonraki şeyleri dediğim gibi bu çerçeve içinden takip etmeye çalışacağız. Ama sanki o işte aşkınlık iki kitapta da birinci kritikte hani kapıdan attık bacadan girdi misali. İki kritikte de deneyim alanının tamamen dışında bir yere konmuşken yüce kavramıyla tabii uzun uzun yani burada kısaca anlattım ama uzun bir sürecin sonucunda bu yüce kavramı bu anlamı buluyor tabii yani işte beğeni yargısı, ideya ve ideal vesaire. Yüce kavramıyla sanki o aşkınlık tekrar deneyim alanında temsil edilebilecek, işaret edilebilecek bir hale geliyor gibi. Ve bunu üstelik duyusal olarak yani duyusal alanda yapıyor. Alanı demek, duyu nesneleri demek. İşitme olsun, görme olsun falan. Yani oradan en uzak yerde yapıyor. O yüzden işte bu sanatın dediğim gibi en başta da söylediğim yani aslında bugün sanat dediğimiz şeylerde içinden tanrısallığın çekildiği, ilahi olanın çekildiği eski dinlerin ritüelleriydi veya kendileriydi. Dolayısıyla şimdi Alman düşüncesinde bu dönemde romantiklerde çok ağır olarak göreceğimiz, açıktan açıktan göreceğimiz modern dünyada sanatın dinin yerine geçme ihtimali veya böyle bir niyet deyince sanki böyle birileri oturmuş da kötü niyetle bir şeyler düzen. Hayır öyle değil. Şu da var. Almanya'da bu fikirlerin tartışıldığı dönemde tek tartışılan şey bu değil. Ağır bir din krizi var Alman toplumunda. Hani günümüze hitap edecek bir şekilde söyleyecek olursak Alman gençleri ki bunların bir kısmını biz bugün büyük Alman filozofları olarak okuyoruz o dönem gençlerdi. Deizmin ve ateizmin kucağındalar. Ciddi bir din tartışması var. Tanrı'yı nasıl yorumlamak lazım? Dini nasıl yorumlamak lazım? Pozitif din, niye Hristiyanlık hayattan çekildi, ölü bir din haline geldi? Sadece kurallarla ama insanların ruhuna hitap etmez hale geldi. Efendim işte ahlak mı önce olmalıdır, din mi? Ahlak mı, dini temel mi, ahlak? Bunların hepsinin cayır cayır insanları yaktığı ve ateşli bir şey tartışıldığı bir dönem. Şimdi o yüzden de dinin toplumsal yaşama çok fazla o din yorumunun cevap verememesiyle sanatın da burada işin içine girmeye çalışmasını biraz da böyle bakmak lazım. Toplumsal bir ihtiyaç olarak nasıl ki eski Yunan toplumu kentleşip de işte eski tanrıların etkisini artık hissedemez olup da trajik dönemde o tragedyalarla ya fail kim ben mi yapıyorum tanrı mı yaptırıyor rahatsızlığını ve bilememezliğini tragedya ürünleriyle ortaya koyduysa sanki o dönemde de böyle bir işte aşkınlığın yeniden düşünülmesi, sadece burada bir kısmını kısaca anlatabildiğim sahiplerle ve bu kavramlarla, bu kavramları temel alarak işte önümüzdeki haftadan itibaren onların nasıl devam ettiklerini farklı farklı şeylerden göreceğiz. Nasıl işte bu aşkınlığın din değil de bu sefer sanat olarak düşünüldüğü meselesine böylece
gelmiş oluyoruz. Ben de sözümü burada bitireyim ki şey yapalım, daha fazla süremizi aşmayalım. Tam da şey zaman var diye bir şey geldi ama neyse. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama bir iki görsel daha vardı. Onları az önce anlattıklarımı biraz daha şey yapabilmek için, somutlaştırmak için bir iki üç konu ile ilgili kısaca hemen şey yapacağım. Bir, hani eski Yunan sanatı aynı zamanda diniydi dedik ve kurallara bağlıydı. Her istediğiniz resmi yapamıyorsunuz. İşte çirkin, tipsiz insanın resmini yapamıyorsunuz demiştik. Bu mesela Hristiyanlıkta da tabii ki geçerli. En bilindik örneği Caravaggio'nun çok meşhur Matta tablosudur. Hemen şunu paylaşayım. 1602 miydi yanlış hatırlamıyorsam. Caravaggio'ya kilise siparişi veriyor bunu. Görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Fakat bunu beğenmiyor kilise. Bu olmamış, bunu bir daha yap. Yanlış olmuş diye. Doğrusu da şu olacak. Daha sonra kabul etti. Bu ilk tablonun maalesef kendisi yok. İkinci Dünya Savaşı'nda şey olmuş, yok olmuş. Bunu açamıyoruz peki. Bunu kapatıyorum. Şuradan yeni. Kilisenin kabul ettiği tablo şu. Pardon. Ya, özür dilerim, yanlış tabloyu açtım. Aynısını açtım. Buna iyi bir daha bakın ama adamın yüzüne bakın, hatlarına bakın. Şimdi de kilisenin ha şimdi olmuş diye kabul ettiği tabloya bakıyoruz. Melek Matta'ya okumayı öğreniyor. Ya yani Matta, Aziz Matta, İncil yazarlarından olan okuma yazmayı öğreniyor. İlkindeki kaba saba köylü, değil mi? Kafası basmıyor böyle, anlamıyor. Eller ayaklar kocaman falan, böyle bir şey. Bir de buna bakın ne kadar işte halesi var. Zaten başında melek yukarıdan gayet ilahi bir şekilde inmiş. O meleğin eliyle yaptığı işaretleri kimi yorumcular şey diye de yorumluyor. Orada Caravaggio gene intikamını almış gibi. Çünkü hani parmağıyla harfleri gösteriyor artık. Gene bak anlamıyor musun şöyle der gibi diyenler de var. Ama temsil farkı açık, değil mi? Biri hiç öyle ilahi bir tarafı yok. Kaba saba köylü. Bu ise işte az din böyle olur gibisinden. Bunlar da tabii yine hep şey, yani aşkının resimdeki temsili ve ilahi olanın ondan en uzak olan duyu malzemesinde temsili. Şimdi bu ilahi olanın öyle bir temsili, onu da bitirelim. Yine benzer dönemlerden. Onu da şuradan açayım. Hristiyanlıkta bir de Tanrı'nın ölümü teması vardır ya, yani işte çarmıhta insanlığın bütün şeyleri için, günahlarının kefareti için Mesih kendini işte feda etmiştir. Tanrı'nın oğludur, ilahi bir duası vardır. Şimdi size bir başka tablo. 1522'de tamamlanmış Hans Holbein'in şeydeki İsa'nın tabuttaki resmi. Alttaki üsttekinin detayı zaten. Şey bakın hani çürümüş ceset var burada. Başka hiçbir şey yok. Ne ilahi bir şey var, ne öyle hani ruhani, sıradan bir insan da değil bu. Pardon, soru geldi. Yüce olan daha maskülen, güzel olan daha feminen. Standart bir şeyi yok. Yani illa yüce erkek maskülendir, öbürü feminendir. Benim gözüme çarpmadı en azından. Zorunlu bir bölünme gibi görünmüyor standart. Ama bu açıdan da bir yoklanabilir. Ama benim gözüme çarpmadı. Şimdi şu tablo, yani sadece sıradan bir insan, Tanrı'nın insan resmi olmayıp sadece insan bile olsa yine insanı ürperten bir resim. Çürüyen ceset, başka bir şey yok burada. Et. Gözler kaymış gitmiş, ağız açık, el çürüyor, morarmış görüyorsunuz. Ha bir de bu Tanrı'nın resmi. Tanrı öldü, alın diyor işte. Öldü, hakikaten öldü. Burada iş ilahi aşkınlığın bittiği belki resimdeki tablodur bu. Ki Dostoyevski'nin değil mi şeyinde, budalasında Prens Mişkin bunu görüyor ya, bir oda kimin odasındaydı? Bu tablo adamı imandan eder diye bir şey var. Neyse, bu anekdotu önümüzdeki hafta niye buna gönderme yaptım onu da başka bir şeyden dolayı onu da açıklarım. Romantikleri işleyeceğiz önümüzdeki hafta yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani işte bu artık aşkınlık falan yok. Tamamen ölmüş, çürüyen bir cesetten ibaret bir şey görüyoruz.
epey bir tabii rahatsızlık yarattığında tekrar söyleyelim. Evet, böylece bütün görsellerimi de kullanmış oldum, içimde kaldı. İyi. Evet, benim bugünlük dediğim gibi yani hazır şeyim buydu. İdea, ideal ve yüce kavramları üzerinden hem bunlara dair bir şeyler hem de bundan sonraki şeyinde oturumlarında çerçevesini sunabilmişimdir diye umuyorum. Ve sabrınız için de teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta umarım tekrar bir arada devam ederiz.